Değerli arkadaşlar merhaba. Modül 2 ölçme ve değerlendirme 3. genel tekrar test ile karşınızdayız. İlk iki teste ilk 24 soruyu çözmüştük. 25. sorudan itibaren devam ediyoruz. Yordama geçerliliğinde en zor ve önemli nokta ölçütün doğru bir biçimde belirlenmesidir. Ölçütün belirlenmesinde dikkate alınması gereken hususlarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Ölçme aracının yordamaya çalıştığı değişkenle doğrudan ilgili olmalı. Ölçme aracı hangi özelliği kestirmeyi amaçlıyorsa onun doğrudan bir temsili olmalıdır. 2. Kararlı olmalı. Günden güne değişmemelidir. Açıktır ki kendisi kararsız olan bir özellik hiçbir araçla yordanamaz. 3. Bireylerin özelliğini gerçekten yansıtan nesnel ve güvenilir bir ölçüt olmalıdır. 4. Okulda alınan notlar bir ölçüt olarak alınmışsa öğrencilere verilen notlara başarının dışındaki etmenler de etki etmelidir. 5. Elde edilmesi kolay ve ekonomik olmalıdır. Değerli arkadaşlar, 25. soruda cevabımız D seçeneğidir. Okulda alınan notlar bir ölçüt olarak alınmışsa öğrencilere verilen notlara başarının dışındaki etmenler de etki etmelidir ifadesi yanlıştır değerli arkadaşlar. Yordama geçerliliğinde en zor ve önemli nokta ölçütün doğru bir biçimde belirlenmesidir. Dolayısıyla ölçütün belirlenmesinde şu noktalar önemli dikkate alınmalıdır. Ölçütün ölçme aracının yordamaya çalıştığı değişkenle doğrudan ilgili olması ve ölçme aracı hangi özelliği kestirmeyi amaçlıyorsa onun doğrudan bir temsili olması gerekir. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur arkadaşlar. Kararlı olmalı. Günden güne değişmemelidir. Açıktır ki kendisi kararsız olan bir özellik hiçbir araçla yordanamaz ifadesi doğrudur. Bireylerin özelliği gerçekten yansıtan nesnel ve güvenilir bir ölçüt olmalıdır. Söz gelimi okulda alınan notlar bir ölçüt olarak alınmışsa öğrencilere verilen notlara başarının dışındaki etmenler etki etmemelidir değerli arkadaşlar. Etmelidir dediği için dördüncü öncülümüz yanlıştır. Elde edilmesi kolay ve ekonomik olmalıdır. Bu ifade de doğrudur değerli arkadaşlar. Soru 26. Güvenirlik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Güvenirlik katsayısı 1 ile 2 arasında değişir. B. Güvenirlik katsayısı için alan yazında genellikle 0,70 ve üstü ölçütü kabul edilir. Ancak bu değerin de çok yüksek bir değer olmadığı 0,70 ile 0,80 arası güvenirliğin ancak ön bilgi elde etmek amacıyla kullanılabileceği ifade edilir. C. Genel yetenek gibi bilişsel özellikleri ölçen testlerde güvenirlik katsayısının 0,90 ve üzerinde olması arzu edilir. D. Güvenilirlik katsayısı, güvenilirlik genellikle birden çok uygulamaya dayalı yöntemler ve tek uygulamaya dayalı yöntemler başlıkları altında ele alınır. E. Birden çok uygulamaya dayalı yöntemler altında test, tekrar test ve eşdeğer yani paralel testler yöntemleri tek uygulamaya dayalı yöntemler altında ise de eşdeğer yarılar yani KR-20, KR-21, Kronbach alfa, Hoyt'un varyans analizi ve McDonald'ın omega ve benzeri yöntemleri yer almaktadır. Değerli arkadaşlar, 26. soruda doğru cevabımız A seçeneğidir. Dolayısıyla güvenirlik katsayısı 1 ile 2 arasında değişir ifadesi yanlıştır. Değerli arkadaşlar, güvenirlik katsayısı 0 ile 1 arasında değişir. Unutmayalım. Güvenirlik katsayısı 0 ile 1 arasında değişir değerli arkadaşlar. Güvenilirlik katsayısı için alan yazında genellikle 0,70 ve üstü ölçütü kabul edilir. Ancak bu değerin de çok yüksek bir değer olmadığı 0,70 ile 0,80 arasında güvenilirliğin ancak ön bilgi elde etmek amacıyla kullanılabileceği ifade edilir. Genel yetenek gibi bilişsel özellikleri ölçen testlerde güvenilirlik katsayısının 0,90 ve üzerinde olması arzu edilen bir durumdur değerli arkadaşlar. Güvenilirlik katsayısı güvenilirlik şekil 8'de ifade edilmiştir PDF'de.
Genellikle birden çok uygulamaya dayalı yöntemler ve tek uygulamaya dayalı yöntemler başlıkları altında ele alınmaktadır. Birden çok uygulamaya dayalı yöntemler altında test ve test tekrar ve eşdeğer yani paralel testler yöntemleri, tek uygulamaya dayalı yöntemler altında ise değerli arkadaşlar, eşdeğer yarılar yani KR20, KR21, Kronbach alfa, Huyton varyans analizi, McDonald'ın omega ve benzeri yöntemleri yer almaktadır. Tekrar ediyorum, güvenilir katsayısı 0 ile 1 arasında değişir değerli arkadaşlar. Bu açıklamalar doğrultusunda A seçeneği yanlıştır. Soru 27. Test, tekrar test yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Test, tekrar test yöntemi başarı testleri için çok tercih edilmemektedir. Çünkü kısa vadede başarı kolay değişebilen, kararsızlık gösterebilen bir özelliktir. B. Güvenilirliğin kararlılık, tutarlılık ve duyarlılık sorunu olduğuna daha önce değinilmişti. Bu yöntemle elde edilen güvenilirlik kanıtı, güvenilirliğin yalnızca kararlılık boyutuna karşılık gelir. Güvenilirliğe ilişkin temel bir sonuç ortaya koymaz. Bu nedenle bir ölçme aracının güvenilirliğine ilişkin kanıt toplamak isteyen bir kişi, kararlılığın yanı sıra tutarlılığa ve duyarlılığa ilişkin sorgulamaları yapmak durumundadır. C. Bu yöntem ölçülen özelliğin kararlı olduğu durumlarda uygulanması gereken bir yöntem değildir. Testin ölçtüğü özellik sürekli değişkenlik gösteriyorsa bu yöntemle testin güvenilirliği hesaplanmalıdır. D. Bu yöntem daha çok iki uygulama arasında kolaylıkla değişmeyen özellikleri ölçen testler için uygundur. E. İki uygulama arasındaki zamanın belirlenmesindeki temel ilke şudur. Birinci uygulamada maddeleri hatırlamayacak kadar uzun, ölçülen özellikte köklü değişimler oluşmayacak kadar kısa olmalıdır. Değerli arkadaşlar, 27. sorunun cevabı C seçeneğidir. Test, tekrar test yöntemi ile ilgili olarak verilen bu yöntem ölçülen özelliğin kararlı olduğu durumlarda uygulanması gereken bir yöntem değildir. Testin ölçtüğü özellik sürekli değişkenlik gösteriyorsa bu yöntemle testin güvenilirliği hesaplanmalıdır ifadesi yanlıştır. Değerli arkadaşlar, güvenilirliğin kararlılık, tutarlılık ve duyarlılık sorunu olduğunu daha önce de ki sorularda da değindik. Bu yöntemle elde edilen güvenilirlik kanıtı güvenilirliğin yalnızca kararlılık boyutuna karşılık gelir. Güvenilirliğe ilişkin bir sonuç, temel bir sonuç ortaya koymaz. Bu nedenle bir ölçme aracının güvenilirliğine ilişkin kanıt toplamak isteyen bir kişi kararlılığın yanı sıra tutarlılığa ve duyarlılığa ilişkin sorgulamaları yapmak durumundadır. Bu yöntem ölçülen özelliğin kararlı olduğu durumlarda uygulanması gereken bir yöntemdir. Testin ölçtüğü özellik sürekli değişkenlik gösteriyorsa bu yöntemle testin güvenilirliği hesaplanmamalıdır. Diğer bir deyişle bu yöntem daha çok iki uygulama arasında kolaylıkla değişmeyen özellikleri ölçen testler için uygundur değerli arkadaşlar. Örneğin genel zihin yetenekleri, kişilik testleri, ilgi envanterleri, tutum ölçekleri ve benzeri gibi testlerin kararlılık bağlamında güvenilirlikleri bu yöntemle hesaplanabilir. Bu yolla test güvenilirliğini kestirmede karşılaşılan önemli bir sorun, testin iki uygulanışı arasındaki zaman aralığının ne kadar olması gerektiğidir. Bu soruya kesin bir yanıt vermek olanaksızdır. Dolayısıyla aradan geçen zaman hem ölçme aracının ölçtüğü özellik bakımından yanıtlayıcının önemli ölçüde değişmelerine hem de birinci uygulamada verilmiş olan yanıtların hatırlanmasına izin vermeyecek bir uzunlukta olmalıdır. Diğer bir ifadeyle iki uygulama arasındaki zamanın belirlenmesindeki temel ilke, birinci uygulamada maddeleri hatırlamayacak kadar uzun, ölçülen özellikle köklü değişimler oluşmayacak kadar kısa olmalıdır. Yani aradaki zamanın belirlenmesine dikkat edilmelidir. Değerli arkadaşlar, özelliğin değişimi hızından kaynaklanır. Bazı özellikler daha hızlı değişime açıkken bazı özellikler ise daha zor değişirler. Örneğin bireylerin genel yetenek düzeylerinin kısa bir zamanda değişmesi pek olanaklı değilken
Tutumları görece olarak daha kolay değişebilir. Dolayısıyla bir genel yetenek testi için aradaki zaman daha uzun tutulabilir. Tutum ölçeği için daha kısa tutulmalıdır. Ayrıca özelliklerin değişimi yaşla da ilişkilidir. Bazı özellikler belli yaşlarda daha durağanken, yavaşken, bazı yaşlarda daha değişken, daha hızlıdır. Örneğin yaşamın ilk evrelerinde çocukların gelişimi daha hızlıdır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte gelişim daha da yavaşlamaktadır. Dolayısıyla bebeklik döneminde uygulanacak bir gelişim envanteri sürenin daha kısa tutulması gereken bir dönemdir. Test ya da test yöntemi başarı testleri için çok tercih edilmemektedir. Çünkü kısa vadede başarı kolay değişebilen, kararsızlık gösterebilen bir özelliktir. Bu yöntem daha çok yetenek testleri, kişilik envanterleri ve benzeri psikolojik ölçme araçlarından elde edilen puanların güvenilirlik kanıtlarını üretmek için tercih edilmelidir. Birden çok uygulamaya dayalı yöntemler Alanyazı'nda genellikle benzer ölçekler geçerliliği, hali hazır geçerlilik, uygunluk geçerliliği olarak da geçmektedir. Birden çok uygulamaya dayalı yöntemlerle güvenilirlik kanıtı elde etmek biraz zahmetli bir iştir. Test ya da tekrar test yönteminde testi farklı zamanda ikinci kez uygulamak için grup bulmak bazen çok zor olabilir. Ayrıca katılımcı kaybı yaşamak da olasıdır. Dolayısıyla tek uygulamaya dayalı yöntemler, tek bir test, tek bir grup ve tek bir uygulama gerektirmektedir. Dolayısıyla güvenilirlik kanıtı elde etmek daha pratiktir. Özellikle kararlılık katsayısının hesaplanmadığı durumlarda güvenilirliğin bir boyutu da tabii ki eksik kalır. Dolayısıyla bir gruba bir kez uygulanıyorsa test kendi içinde değerlendirilecek demektir. Güvenilirliğin bir boyutu da testin tutarlılığıdır. Tek uygulamaya dayalı güvenilirlik sorgulama yöntemleriyle test kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturur mu sorusuna yanıt da aranır değerli arkadaşlar. Bu nedenle bu yöntemlerin tümünden elde edilen katsayı iç tutarlılık katsayısı olarak da adlandırılmaktadır. Soru 28. Veri toplama tekniğine göre test tekniği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Bireysel, 2. Grup, 3. Objektif, 4. Subjektif, 5. Kağıt kalem, A 1 ve 2, B 3 ve 4, C yalnız 3, D yalnız 4, E yalnız 5. Değerli arkadaşlar, veri toplama tekniğine göre test tekniği doğru olarak verilen seçenek E seçeneğidir. Çünkü veri toplama tekniğine göre test teknikleri kağıt kalem ve performanstır değerli arkadaşlar. Burada performans verilmemiş, sadece kağıt kalem verilmiş. Dolayısıyla veri toplama tekniğine göre kağıt kalem ve performans tekniği veri toplama tekniğine göre test teknikleri olduğu için sadece 5'te kağıt kalem verildiği için cevabımız E seçeneği yalnız 5'tir değerli arkadaşlar. Soru 29. Test alan kişi sayısına göre test teknikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1. Bireysel, 2. Grup, 3. Objektif, 4. Subjektif, 5. Standart. A 1 ve 2, B 3 ve 4, C 1 ve 4, D 2 ve 5, E 4 ve 5. Değerli arkadaşlar, test alan kişi sayısına göre test teknikleri bireysel ve grup olarak ikiye ayrılır. Dolayısıyla cevabımız 29. soruda A seçeneğidir. Tekrar ediyorum. Test alan kişi sayısına göre test teknikleri bireysel ve grup olarak iki gruba ayrılır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 A seçeneğidir. Soru 30. Değerlendirme test tekniğine göre test teknikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A 1 süreli, 2 süresiz, 3 objektif, 4 subjektif, 5 standart. A 1 ve 2, B 3 ve 4, C 4 ve 5, D 3 ve 5, E 1 ve 4. Değerli arkadaşlar, 30. soruda cevabımız B seçeneğidir. 3 ve 4'tür. Değerlendirme test tekniğine göre test teknikleri objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılır. Değerlendirme test tekniğine göre test teknikleri objektif ve subjektif olarak ikiye ayrılır. 3 ve 4 cevabımız değerli arkadaşlar B seçeneğidir. 31.
Testin hazırlanış biçimine göre test teknikleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? 1. Süreli, 2. Süresiz, 3. Standart, 4. Öğretmen yapımı, 5. Performans, A 1 ve 2, B 3 ve 4, C 3 ve 5, D 2 ve 5, E 3 ve 4. Soruda cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Testin hazırlanış biçimine göre test teknikleri standart ve öğretmen yapımı olarak ikiye ayrılır. Testin hazırlanış biçimine göre test teknikleri standart ve öğretmen yapımı olarak ikiye ayrılır. Cevabımız 3 ve 4 B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 32. Testin hazırlanış süresine göre test teknikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1. Süreli, 2. Süresiz, 3. Standart, 4. Öğretmen yapımı, 5. Performans, A 1 ve 2, B 2 ve 3, C 3 ve 5, D 1 ve 5, E 2 ve 4. Değerli arkadaşlar, 32. soruda cevabımız A seçeneğidir. 1 ve 2'dir. Testin uygulanış süresine göre test teknikleri süreli ve süresiz test teknikleri olmak üzere ikiye ayrılır değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Testin uygulanış süresine göre test teknikleri süreli ve süresiz olarak ikiye ayrılır. Cevabımız 1 ve 2 A seçeneğidir değerli arkadaşlar. Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi başarının ölçülmesindeki ölçme araç ve yöntemlerinden geleneksel yöntemlerden biridir? A. Kontrol listesi, B. Çoktan seçmeli, C. Akran değerlendirme, D. Gözlem formu, E. Portfolyo. Cevabımız B seçeneğidir değerli arkadaşlar. Çoktan seçmelidir. Çoktan seçmeli testler geleneksel testler ya da geleneksel yöntemler arasında yer alır değerli arkadaşlar. Başarının ölçülmesindeki ölçme araç ve yöntemlerinden geleneksel yöntemlerden biri olan test B seçeneğindeki çoktan seçmeli testlerdir değerli arkadaşlar. Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi başarının ölçülmesindeki ölçme araç ve yöntemlerinden destekleyici yöntemlerden biridir? A. Öz değerlendirme, B. Doğru yanlış, C. Yazılı yoklama, D. Sözlü yoklama, E. Cümle tamamlama. Değerli arkadaşlar, seçenekler arasında verilen A seçeneğindeki öz değerlendirme destekleyici yöntemler arasında yer almaktadır. Doğru yanlış, yazılı yoklama, sözlü yoklama, cümle tamamlama geleneksel yöntemler arasında yer alır değerli arkadaşlar. Öz değerlendirme destekleyici yöntemler arasında yer almaktadır. Cevabımız A seçeneğidir. Soru 35. Yukarıdakilerden hangisi ölçme araç ve yöntemlerinden seçme gerektiren maddelere örnek teşkil etmektedir? 1. Uzun yanıtlı sorular, 2. Cümle tamamlama, 3. Eşleştirme, 4. Sözlü yoklama, 5. Kısa yanıtlı sorular. Yukarıdakilerden hangisi ölçme araç ve yöntemlerinden seçme gerektiren maddelere örnek teşkil etmektedir? A1, B2, C3, D4, E5. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneğidir. Eşleştirmedir. 3'tür. Ölçme araç ve yöntemlerinden seçme gerektiren maddelere örnek teşkil eden yöntem eşleştirmedir değerli arkadaşlar. Eşleştirmede seçme gerektiren maddeler vardır ve bu maddeler eşleştirilir değerli arkadaşlar. Soru 36. Yukarıdakilerden hangisi ölçme araç ve yöntemlerinden açık uçlu sorulara örnek teşkil etmektedir? 1. Doğru yanlış, 2. Çoktan seçmeli, 3. Eşleştirme, 4. Sözlü yoklama, 5. Kısa yanıtlı sorular. Yukarıdakilerden hangisi ölçme araç ve yöntemlerinden açık uçlu sorulara örnek teşkil etmektedir? A 1 ve 2, B 2 ve 3, C 3 ve 4, D 4 ve 5,
E 2 ve 5. Cevabımız D seçeneğidir değerli arkadaşlar. Sözlü yoklama ve kısa yanıtlı sorular olacaktı cevabımız. 4 ve 5 olacaktı. D seçeneği olacaktı. Sözlü yoklama ve kısa yanıtlı sorular ölçme araç ve yöntemlerinden açık uçlu sorulara örnek teşkil etmektedir değerli arkadaşlar. Sözlü yoklama ve kısa yanıtlı sorular ölçme araç ve yöntemlerinden açık uçlu sorulara örnek teşkil etmektedir. Soru 37. Yukarıda verilen bilgilere göre geleneksel ölçme yöntemlerinden doğru yanlış yönteminin avantajı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1. Şans başarısı olasılığı yüksektir. 2. İyi yazılmışsa genellikle üst düzey bilişsel özellikleri ölçemez. 3. Öğrenme eksiklerini belirleyemez. 4. Yanlış üzerinden öğretim yapılmaz. 5. Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. Yukarıda verilen bilgilere göre geleneksel ölçme yöntemlerinden doğru yanlış yönteminin avantajı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A1, B2, C3, D4, E5. 37. soruda cevabımız E seçeneğidir. 5'tir değerli arkadaşlar. Yanlış olan seçenek. Çok özür diliyorum. Doğru cevabımız E seçeneğidir. 37. soruda doğru cevabımız E seçeneğidir. Geleneksel ölçme yöntemlerinden doğru yanlış yönteminin avantajı değerli arkadaşlar. Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. Dezavantajları ise değerli arkadaşlar, avantajlarından bahsettik. Şans başarısı olasılığı yüksektir. İyi yazılmamışsa düzeltiyorum. Dezavantajları değerli arkadaşlar, şans başarısı olasılığı yüksektir. İyi yazılmazsa genellikle üst düzey bilişsel özellikleri ölçemez. Öğrenme eksiklerini belirleyemez. Yanlış üzerinden öğretim yapılmaz. Her derste konuda kesin yanlış denilebilecek durumlar belirlemek zordur. Ama sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. Avantajıdır. Bu saydıklarımız 1, 2 ve 3, 1, 2, 3 ve 4. ölçülde saydıklarımız dezavantajlarıdır, olumsuz yanlarıdır değerli arkadaşlar. Geleneksel ölçme yöntemlerinden doğru yanlış yönteminin. Soru 38. Geleneksel ölçme yöntemlerinden doğru yanlış yönteminde doğru yanlış maddeleri yazım kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Her madde tek ve belirli bir fikri belirtmelidir. Özellikle aynı maddede biri doğru, öteki yanlış iki fikir ifade etmekten kaçınılmalıdır. B. Bir maddenin yanlışlığı önemsiz bir ayrıntıda ya da aldatıcı bir noktada olmamalıdır. Bir yargı temelden yanlış olmalıdır. C. Mümkün olduğunca olumsuz ifade kullanılmamalıdır. D. Öğrencinin bir maddede ifadenin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar vermesi gerektiğinde öğretmen özellikle vurgulamak istediği bir sözcük, terim varsa onun altını çizmemelidir. E. Doğru ve yanlış maddeler testte belirli bir örüntüye göre yerleştirilmelidir. Değerli arkadaşlar, 38. maddede cevabımız D seçeneğidir. Doğru yanlış maddeleri yazım kurallarından bahsetmek istiyorum. Her madde tek ve belirli bir fikri belirtmelidir. Özellikle aynı maddede biri doğru, öteki yanlış iki fikir ifade etmekten kaçınılmalıdır değerli arkadaşlar. Doğru yanlış maddesi kesinlikle doğru ya da kesinlikle yanlış olmalıdır. Maddenin doğruluğu ya da yanlışlığı başka bir açıklamaya gerek kalmadan belirlenebilmelidir. Bir maddenin yanlışlığı önemsiz bir ayrıntıda ya da aldatıcı bir noktada olmamalıdır. Bir yargı temelden yanlış olmalıdır. Mümkün olduğunca olumsuz ifade kullanılmamalıdır. Özellikle iki olumsuz ifadeden kesinlikle kaçınılmalıdır. Kanı ifadeleri kendiliklerinden doğru ya da yanlış olmadığından bir kaynağa dayandırılarak verilmelidir. Belli bir kaynağa ya da bir otoriteye dayandırılmadan verilen kanı ifadelerinin yer aldığı maddelerin ayırt etme gücü sıfır ya da negatif olma eğilimindedir. Bir maddenin ifadesi kısa, açık ve yalın olmalıdır. Madde 10'da sorulan ana fikrin doğruluk ya da yanlışlığının belirlenmesi için
gerekli olmayan ayrıntılarla şişirilerek uzatılmamalıdır. Okuduğun anlama süreçlerinin ilk basamağı metin içerisinde açıkça verilmiş bilgiden doğrudan çıkarım yapmalıdır. Bir metne bağlı olarak yanıtlanan doğru yanlış maddelerinin anlam geliştirme, yorumlama, değerlendirme gibi daha üst düzey okuduğunu anlama süreçlerine yönelik olabilmesi için metindeki cümleler aynen yazılmamalıdır değerli arkadaşlar. Öğrencinin bir maddede ifadenin doğruluğuna ya da yanlışlığına karar vermesi gerektiğinde öğretmen özellikle vurgulamak istediği bir sözcük, terim vesaire varsa onun altını çizebilir değerli arkadaşlar. Seçeneğimizde çizmemeli dediği için yanlıştır. Doğru yanlış maddesinin özellikle yanlış olduğu durumlarda öğrencinin şansla puan almasını engellemek amacıyla ifadeyi düzeltmesi ya da yanlışlığın ne olduğunu belirtmesi istenebilir. İyi kurgulandığı takdirde doğru yanlış maddeleri ile üst düzey öğrenmeler de yoklanabilir değerli arkadaşlarım. Soru 39. Yukarıda verilen bilgilere göre geleneksel ölçme yöntemlerinden eşleştirme yönteminin avantajları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1. Hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolay. Diğer bir ifadeyle kullanışlıdır. 2. Soru sayısı arttırılabilir. 3. Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. 4. Şans başarısı olasılığı yüksektir. 5. İyi yazılmazsa genellikle üst düzey bilişsel özellikleri ölçemez. Yukarıda verilen bilgilere göre geleneksel ölçme yöntemlerinden eşleştirme yönteminin avantajları aşağıdaki maddelerin hangisine verilmiştir? A 1 2 3, B 2 3 4, C 1 3 4, D 2 ve 5, E 1 4 ve 5. Değerli arkadaşlar, geleneksel ölçme yöntemlerinden eşleştirme yönteminin avantajları 1, 2 ve 3'te verilmiştir. Cevabımız A seçeneğidir. Geleneksel ölçme yöntemlerinden eşleştirme yönteminin avantajlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Hazırlaması, uygulaması ve puanlaması kolay. Diğer bir ifadeyle kullanışlıdır değerli arkadaşlar. Soru sayısı arttırılabilir. Sistematik hata karışma olasılığı pek yoktur. Dezavantajları ise değerli arkadaşlar, olumsuz yanları ise şans başarısı olasılığı yüksektir. İyi yazılmazsa genellikle üst düzey bilişsel özellikleri ölçemez. Soru 40. Geleneksel ölçme yöntemlerinden eşleştirme yönteminde eşleştirme maddeleri yazım kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Her eşleştirme soru grubunda yönerge, açıklama yazılmalıdır. B. Seçeneklerin kullanılıp kullanılmayacağı birden fazla kez kullanma durumu belirtilmelidir. C. Eşleştirmede ortaokul ve üstü öğretim kademelerinde öncülün başında bir boşluk bırakılarak öğrenciden seçeneğin harfini yazmaları istenebilir. D. Okul öncesinde özel eğitimde eşleştirme şekillerle ya da resimlerle ya da fotoğraflarla yapılabilir. E. Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmalı ve öncüller sütunu sayfanın sol sütununa, cevaplar sütunu ise sayfanın alt tarafına yerleştirilmemelidir. Değerli arkadaşlar, 40. soruda cevabımız E seçeneğidir. Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmalı ve öncüller sütunu sayfanın sol sütununa, cevaplar sütunu ise sayfanın alt tarafına yerleştirilmemelidir ifadesi yanlıştır. Eşleştirme maddeleri yazım kurallarından bahsetmek istiyorum. Her eşleştirme soru grubunda yönerge ve açıklama mutlaka yazılmalıdır değerli arkadaşlar. A seçeneği doğrudur. Yine yönergede eşleştirmeye konu olan kapsam belirtilmelidir. Öncüllere ve seçeneklere nelerin konulduğuna değinilmelidir. Eşleştirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmelidir. Seçeneklerin kullanılıp kullanılmayacağı birden fazla kez kullanma durumu belirtilmelidir. Bir eşleşme takımındaki öncüller ile cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. Eğer eşit sayıda olursa
öğrenci hemen ilk bakışta bildiklerini eşleştirecek, geri kalan öncüllerin cevaplarını da tahminen bulacaktır. Eşleştirmede ortaokul ve üstü öğretim kademelerinde öncülün başında bir boşluk bırakarak öğrenciden seçeneğin harfini yazmaları istenebilir. İlkokul düzeyinde ise öğrencilerden öncüllerle seçenekler arasında oklarla eşleştirme yapmaları istenebilir. Okul öncesinde ise veya özel eğitimde ise eşleştirme şekillerle ya da resimlerle, fotoğraflarla yapılabilir değerli arkadaşlar. Bir eşleştirme maddesinde yer alan öncüller ile seçeneklerin her biri benzeşik yani homojen öğelerden oluşmalıdır. Diğer bir ifadeyle aynı kapsamdan gelmelidirler. Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmamalı ve öncüller sütunu sayfanın sol sütununa, cevaplar sütunu ise sayfanın sağ tarafına yerleştirilmelidir. Sayfanın alt tarafına yerleştirilmemelidir. Çok özür dilerim. Uzun ifadeler öncül olarak kullanılmamalı ve öncüller sütunu sayfanın sol sütununa, cevaplar sütunu ise sayfanın sağ tarafına yerleştirilmelidir. Sayfanın sağ tarafına yerleştirilmelidir. Cevaplar sütunu değerli arkadaşlar. Böyle olması cevaplamada zaman kaybını önler ve cevabın seçimini de kolaylaştırır. Bir eşleştirmeli maddeler grubundaki madde sayısı en az 6, en çok 15 olmalıdır. Madde sayısının 6'dan az olması salt tahminle doğru cevabın bulunma olasılığını da arttırır. 15'ten çok madde kullanıldığında ise cevaplayıcıların doğru olarak eşleştirecek ifadeleri ayıklayıp seçmesi çok zamanlarını alır. Üstelik madde sayısı arttıkça öncüller ile cevaplar takımının benzeşikliğini de sağlamak giderek kullanıcı açısından güçleşir. Maddelerin tümü aynı sayfada bulunmalıdır. Aksi halde cevabın seçimi güçleşir. Cevapların seçileceği sütun bir kelime listesi ise alfabetik sıraya göre küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe düzenlenmelidir. Bu eşleştirme maddeleri öğrencilerin yalnızca hatırlama düzeyi dışında kavrama düzeyindeki öğrenmelerinin de yoklanabileceğine ilişkin örnektir. Örneğin tablo, metin, harita gibi. 41. soruya geçiyorum arkadaşlar. Son sorumuz bu dersteki. Geleneksel ölçme yöntemlerinden çoktan seçmeli maddelerin özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Hazırlanması zor olacak. Hazırlanması zor ancak puanlaması kolaydır. B. Puanlama subjektiftir. C. Üst düzey bilişsel becerilerle ilgili madde yazmak zordur. O yüzden yazılan maddeler genellikle bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarındadır. D. Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle sentez düzeyinde soru sormak olanaklı değildir. E. Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle puanlara şans başarısı karıştırma ihtimali vardır. 41. soruda cevabımız B seçeneğidir. Puanlama subjektiftir ifadesi yanlıştır değerli arkadaşlar. Geleneksel ölçme yöntemlerinden çoktan seçmeli maddelerin özellikleri arasında puanlama objektiftir vardır değerli arkadaşlar. Puanlama subjektiftir ifadesi yanlıştır. Çoktan seçmeli maddelerin özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Hazırlanması zor ancak puanlaması kolaydır. Puanlama objektiftir. Üst düzey bilişsel becerilerle ilgili madde yazmak zordur. O yüzden yazılan maddeler genellikle bilgi, kavrama ve uygulama basamaklarından oluşur. Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle sentez düzeyinde soru sormak olanaklı değildir. Bu nedenle bir test yalnızca çoktan seçmeli maddelerden oluşuyorsa yaratıcılığın denetlenmediği yönünde haklı bir eleştiri de olacaktır. Doğru cevabı içinde barındırması nedeniyle puanlara şans başarısı karışma ihtimali de vardır. Çok sayıda soru sorulabilir. Sistematik hata karışma ihtimali çok düşüktür. Çeldirme mantığı ile hazırlanır değerli arkadaşlar. Çoktan seçmeli maddeler. Bir sonraki soru çözümü dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.